ÖSYM tadında soruların birinci testiyle de devam edelim. Birinci sorumuzda ABC'de gerçel sayıları için eşitlikleriniz vermiş bize. Buna göre hangisi her zaman doğrudur? Şimdi baktığımızda sıfırdan küçük negatif, pozitif dedik negatif, pozitif. Buna göre değerlendirelim. C ifadesi negatifti. A eksi D'ye baktığımızda A negatif, D pozitif ama önünde eksi ise o eksi olduğuna göre o halde buranın tamamı eksi gelecektir. Çarpımları da pozitif olacağı için sıfırdan küçük olma ihtimali yoktur. İkinciye baktığımızda A negatif, B pozitif, C de negatif. Negatif eksi eksiden artı olacağına göre burası pozitif geldi. Çarpımları da negatif olacağına göre ikinci öncülümüz doğru. B'ye baktığımız zaman pozitif, C negatif, A negatif. Burasının o zaman nedir? Eksi eksiden şurası artı gelecektir. Buradaki ifade de yine aynı şekilde eksi ile artıdan bunların hangisi büyük hangisi küçük olduğu için kesin bir şey söyleyemeyeceğimiz için üçüncü öncül için doğrudur diyemeyiz. O yüzden yalnız 2'dir cevabımız. İkinci sorumuzda ABC gerçel sayıları için yine aynı şekilde bir değerlendirme yapalım. A ifadesi sıfırdan büyük demiş pozitif. A pozitifse sıfırdan küçük olabilmesi için B negatif. B negatif ve B C'den büyük olduğuna göre mutlaka C de negatif olmak zorunda. Değerlendirelim. A pozitif, C negatif çarpımları negatif gelecektir. A gider. Buraya baktığımız zaman artı, eksi, eksi olacağına göre bunun tamamı pozitif gelecektir. O halde doğru cevabımız 5'lik olur. Üçüncü sorumuzda bir işlem sistematiği verilmiş. Ve aynı mantıklı buradaki A ve B değerlerini de bulup çarpımlarını bulmamızı istemiş. Şimdi baktığımızda buradaki sistematik de şu şekilde. Bir karenin altındaki iki karenin toplamı 8 ile 5'in toplamı 13. Bu şekilde gitmiş. 1 ile 7'nin toplamı 8. 7 ile eksi 2'nin toplamından 5. Bu şekilde basamakları oluşturmuşlar. O halde biz de bizden istediğine baktığımızda mesela elimizde şöyle eksi 2'yi kullanarak 1 ile buradaki hangi sayı toplarsak eksi 2'yi buluruzdan gideceğiz. Yani eksi 3 yazdığımızda toplamları eksi 2. Bunun dışında 4 ile neyi toplarsak eksi 3'ten burası eksi 7 gelecek. Eksi 1 ile eksi 6'yı toplarsak eksi 7'yi elde ederiz. O halde A'yı bulmuş olduk. Bunun dışında 4 için eksi 1 ile burada nedir? 5'i toplarsak 4'ü buluruz. Burada 1 için 4 ile eksi 3'ü toplarsak 1'i elde ederiz. 5 ile eksi 8'i toplarsak eksi 3'ü elde ederiz. O halde B'yi de bulmuş olduk. Buradan da çarpımlarından cevabımız 48 gelir. Dördüncü sorumuzda X ve Y tam sayıları için demiş. Sayısı tek sayı olduğuna göre. Şimdi burası tek sayı ise o halde bu çarpımlar da mutlaka tek olmak zorundadır ki çarpım tek olsun. Hangileri tek sayıdır diye sormuş bize. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda burada iki çarpanı çift olduğu için burası bize bir şey ifade etmez. Yani burasının tamamının çift olduğunu biliyorum. Ve bu toplam tek olabilmesi için Y'nin mutlaka tek olması lazım. Ama X için kesin bir şey söyleyemem burada. Y'nin tek olduğunu belirledik. Buraya baktığımız zaman Y tekse toplamın tek olabilmesi için o zaman X'i mutlaka çift olması gerekir. O halde X'i de belirlemiş olduk. Öncülere baktığımızda X ile Y'nin çarpımı çift ile tekin çarpımından çift gelecektir. Birinci öncülümüz gider. X eksi Y demiş. Yani nedir? Çift eksi tek çarpı çift. Her türlü çarpım çift olduğu için burada bir çarpanı çift olduğu için sonucu çift gelecektir. İkinci öncül de gider. 3'e baktığımız zaman 3 çarpı X demiş. Her türlü X çift olduğu için burası çift gelecektir. Çift eksi tek de tek olacağına göre tek doğru cevabımız 3. öncül olur. Ve şimdi sorumuza x, y tam sayıları olmak üzere demiş. Hangileri doğrudur? Şimdi bir de y'nin pozitif olduğunu söylemiş. Evet çünkü x kare ifadesi zaten pozitif bir ifade. Y de pozitif olmalı ki sonucumuz pozitif gelsin. O yüzden birinci öncülümüz doğru. X iki farklı değer alır demiş. Evet x negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Karesi olduğu için. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncüye baktığımızda y'nin alabileceği bir değer vardır. Evet ya pozitiftir ki zaten pozitif olduğuna karar vermiştik. Alabileceği tek bir değer vardır deriz. O zaman cevabımız A şıkkı olur. Evet 6. sorumuzda bize bir yine şema vermiş. 4 işlem kutucuklarında demiş. Herhangi iki kutu arasında o kutudaki sayılar ile hangi işlem yapılacağını göstermiştir diyor. Örnekte vermiş mesela bize şu şekilde 7-3 4 gelecek. Tamam buradaki sonucumuz 4. Soldan sağa doğru yapıldığında demiş çembe içine yazıldığına göre. Şimdi 4 ile o zaman 4'ü çarptığında 16. 16 ile de 2'yi toplamam lazım 18. 18 ile 3'e böldüğümde sonucumuz 6 geldi. O halde aynı işlemi burada da uygulamamız lazım. 7 ile A'yı toplayacak. 7 artı A. Buradaki ifade çarpı 7. Şu şekilde yazalım daha kolay olur. Buradaki ifadeden A'yı çıkartmış. Ve bunu 7'ye bölmüş. Sonucu da 19 bulmuş. Şimdi buradaki ifadeyi düzenleyelim. Buradaki çarpmayı yaptığımızda nedir? Şu şekilde açık bir şekilde yazalım. 7 çarpı 7 artı 7 A eksi A eşittir. 19 çarpı 7 şeklinde. Buradaki 7A'dan eksi A'dan 6A gelecektir. Buradaki ifadeyi karşı tarafa atıp 7 parantezine alacağım direkt. 7 parantezinde o zaman burası nedir? 19 eksi 7 gelecektir.
Düzenlediğimizde 6a eşittir 7 çarpı 12. 6 ile 12'yi sadeleştirdik. 2 ve buradan da AD'nin 14 olduğunu bulmuş olduk. Evet, 7. sorumuzda A ve B değerleri verilmiş bize. Buna göre sayılardan kaç tanesi X yerine yazıldığında yazılan o değer için hem A hem de B değerinin işaretleri aynı olur demiş. Şimdi eksi 1 yazdığımızda burası nedir? Eksi 1 öndeki eksiden dolayı artı 1 oldu. Buraya eksi 1 yazdığımızda da eksi 1 bölü 2 gelecektir. Ve burada işaretler aynı gelmedi. 2 yazdığımızda 8, eksi 8 olacak. Buraya 2 yazdığımızda nedir? 4. Burada da işaretler aynı gelmedi. Eksi 4 yazdığımızda eksi 64'ten artı 64. Buraya eksi 4 yazdığımızda nedir? 1 bölü 16 ve burada işaretler aynı geldi. 0 yazdığımızda zaten cevabımız 0. Buraya 0 yazdığımızda da 1 oldu. Burada işaretler aynı değil. Çünkü 0'ın bir işareti yoktur. O yüzden de işaretleri aynı olan nedir? 1 tanedir sadece. 8. sorumuzda A, B, C gerçel sayılar için demiş. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi A'nın bize negatif olduğunu söylemiş. A negatifse buradaki ifadenin sonucu negatif değil demiş. Yani pozitif de olabilir, sıfır da olabilir. O yüzden de buradaki ifadenin sonucunun pozitif olabilmesi için B'nin nedir burada? Negatif olması lazım. Ya da sıfır olabilme ihtimali vardı. O yüzden de sıfır olabilmesi için de B'nin de sıfır olma ihtimali var. Aynı şekilde C'ye baktığımız zaman B burada sıfır olursa zaten C'nin bir önemi yok. B'yi negatif alabiliriz diğer ihtimal. B'yi negatif aldığımızda bunun cevabı pozitif değilse yani bunun negatif olduğunu söylemiş. Bunun negatif olabilmesi için nedir? C pozitif olmalıdır. Ya da sıfır da olabilir. Sonuçta buradaki ifade pozitif değilse sıfır olma ihtimali de vardır bu sonucun. Buna bağlı olarak değerlendirelim. A çarpı C demiş. Şimdi buradaki ifade sıfır ya da sıfırdan küçük ve sıfır olma ihtimali de var. A negatif olduğuna göre C pozitif olabiliyordu. O halde nedir? Çarpımları ya negatiftir ya da sıfırdır. O halde bu doğru. Buraya baktığımız zaman B negatif, A negatif, C pozitif. Evet, bu sıralama da doğru. Bunların küçüklüklerini bilemeyiz. Yani buradaki kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Doğru olma ihtimali var. Buraya baktığımız zaman A negatif olabilir, B negatif, C pozitif ya da bunların sıfır olma ihtimalini de almış zaten. Buraya baktığımızda bunların çarpımlarından pozitif geleceği için buradaki ihtimal de doğru. D'ye baktığımız zaman A negatif demiştik, B negatif, C pozitif demiştik. Bu ihtimal de var. E'ye baktığımız zaman A negatif, B sıfırdan büyük olamaz. Çünkü B ya sıfırdan küçüktür ya da sıfırdır. O yüzden buradaki sıralama yanlış olacağına göre cevabımız E şıkkı olur.